Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Değerli arkadaşlar, hem Hallacı Mansur'a hem Pir Sultan'a atfedilen ellerin attığı taş değil, dostun attığı gül yareler beni diye bir söz var. Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları, ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, bu milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır. Olması da iyidir. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Ama ülkemizde siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız. Eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemler ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleşmiştir. Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz. Ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim? CHP Türkiye'yi büyütmüş. AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. Bugün de aynı misyonu yerine getiriyor. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, İrade ortaya koymamış, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırmış, milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Sadece bu kadarla da kalmıyor ve devam ediyor. Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz. Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabii bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin önce 2014'te ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi hafsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı ezeyanları döne döne
tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen sorumluluklardan habersiz, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Teröristlere arkadaş, darbecilere hak hukuk savunucusu diyen, milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlarımıza gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara ülkeye gelmeyin çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülkeye hayır gelmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, kim ne derse desin, biz kendi işimize bakacağız. Partide kendi işimize bakacağız. Hükümette kendi işimize bakacağız. Mecliste kendi işimize bakacağız. Yatırımlarda kendi işimize bakacağız. Dış politikada kendi işimize bakacağız. Çünkü milletimiz bizden diğer hususlardan öte hizmet bekliyor. Önceliğimiz ülkemizin güvenliği ve huzuruyla birlikte milletimizin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Devlet de bunun için vardır. Siyaset de bunun için vardır. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmet gerçekleştirmemiz elbette önemlidir. Ama asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza